Bir sabah uyandığınızda tüm yaşlılar ortadan kaybolmuş ve tüm kitaplar alevler içinde yok olmuş. Dünya nasıl bir yer olurdu? Bilginin olmadığı bir dünyada insanlar nasıl hayatta kalabilir? Yaşlılar, toplumun hafızasıdır. Onlar, geçmişin bilgeliğini taşır, kültürel mirasımızı korurlar. Peki ya bir anda tüm bu bilgelik kaybolursa? Toplum nasıl ayakta kalır? Tüm kitaplar yandığında, insanlık tarihi, bilim, eğitim, sanat ve kültür, kısacası tüm medeniyet, hepsi kül olur. Bilgi olmadan bir medeniyet nasıl devam eder? Peki ya böyle bir dünyada yeni bir düzen kurulabilir mi? İnsanlar, bilginin yokluğunda ne yapar? Yeni liderler mi ortaya çıkar, yoksa kaos mu hüküm sürer, bilgisizliğin getirdiği cahillik, yalanın doğru gösterilmeye çalışıldığı bir dünyaya mı döner? Bir gece, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, gökyüzünde garip ışıklar gördü. Kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Uzaydan gelen bu ziyaretçilerin amacı neydi? İnsanlar, korku ve merakla bu gizemli varlıkların ne yapacağını bekledi. İnsanlık uzaylılarla ilk teması kurmuştu. Ancak, bu uzaylılar insanlığa barış getirmek için gelmemişlerdi. Aksine, onları bekleyen korkunç bir kader vardı. Uzaylılar, yalnızca belirli bir gruba odaklandılar, yaşlılar. Dünya genelinde, 50 yaş ve üzeri tüm insanları hedef aldılar. Her yer yıkım, ölüm, kaos ve çaresizlik kokuyordu. Bu korkunç saldırı, sadece birkaç saat içinde gerçekleşti. Dünya, yaşlı nüfusunu tamamen kaybetti. İnsanlar, bu ani ve açıklanamayan saldırı karşısında şok içinde kaldı. Ancak henüz hiçbir şey bitmemişti. Yaşlıları yeryüzünden sildikten sonra, dünyadaki tüm kitapları toplamaya başladılar. İnsanlık tarihinin tüm bilgisi, kültürü ve edebiyatı bir araya getirildi. Her kütüphane, her kitapçı, hatta insanların evlerindeki kitaplar bile bu büyük ateşe atıldı. Bilgi, tarih ve kültür yok ediliyordu. İnsanlar dehşet içinde izlerken, dünya yavaş yavaş bilgisizliğe sürüklendi. Yazılı tarih silindi, insanlığın hafızası siliniyordu. Uzaylılar, görevlerini tamamladıktan sonra sessizce dünyayı terk ettiler. Geride ise büyük bir boşluk, bilinmezlik ve korku bıraktılar. Geçmiş geleceğe ışık tutan bir aynadır. Ancak artık dünyada ne yaşlılar vardı ne de yazılı bilgi. İnsanlar, bu yeni dünyada hayatta kalmanın yollarını aramaya başladı. Bilgiye aç, geçmişini unutmuş bir insanlık. Geçmiş, bugüne anlam katar, gelecek ise bugüne umut, ancak bu yeni dünyada ne geçmiş kalmıştı, ne de gelecekten umut. İnsanlık şimdi kendi tarihlerini yeniden yazmak, yeni bir dünya kurmak zorundaydılar. Gelecek, bugünden inşa edilir, geçmiş ise geleceğin harcıdır. Bu yüzden kat edilecek çok yol var. İnsanlık tarihi için her şey sıfırdan başlıyordu. Geçmiş, geride kaldı, gelecek ise henüz gelmedi. Elimizde sadece bugün var. O yüzden en iyisini yapmalılar. Bilgi, insanlığın en büyük hazinesidir ve yaşlıların bilgeliği bu hazineyi korur. Bu yüzden, geçmişi unutmamalı ve bilgiyi korumalıyız. Gelecek nesillerin, daha güçlü bir dünya kurabilmesi için bilgiye ve tarihe sahip çıkmalıyız. Sizce bu senaryo bir gün gerçek olur mu?